Merhaba arkadaşlar. Göktuğ'la bugün kışlık kütür kütür turşu yapımının tarifini çekeceğiz size. Böyle bir turşu görmediniz, çok güzel. Kütür kütür oluyor. Hele de Göktuğ yapınca çok güzel oluyor. Şimdi malzemelerimizi gösterelim. Böyle istediğiniz, dilediğiniz kadar kornişon turşusu, sarımsak, sirke, kaya tuzu, şeker ve kavanoz ve kapaklarımız. Şimdi bunlardan çok güzel turşu yapacağız. Değil mi oğlum? Evet. Evet arkadaşlar. Önce kornişonlarımızı temizledik. Şimdi güzelce yıkıyoruz. Göktuğ onları güzel güzel yıkıyor. Tertemiz olması lazım. Çamurlu olmaması için temizce yıkıyoruz. Elini al şimdi oğlum, ovala güzelce. Evet, suyu açıyoruz. Güzel güzel ovalıyoruz. Suyun altında ovala turşuları. Evet. Yıkadıklarını buraya koy. Sonra süzgeçten onları, sularını süzeceğiz. Kütür kütür kışlık turşu yapıyoruz Göktuğ'la. Kışın çok güzel yiyeceğiz onları. Göktuğ turşuya bayılıyor. Evet, güzelce yıkayacağız. Evet arkadaşlar, turşularımızı güzel yıkadık Göktuğ'la. Şimdi turşu yapımımıza başlıyoruz. İlk önce kavanozun dibine sarımsak koyacağız değil mi oğlum? Al buradan şimdi. Birazcık dibine, sonra ortasına, sonra da en üstüne koyacağız. Bunları dibine koy oğlum. Hepsini koyma. Dur. Evet. 3 diş sarımsağımızı en dibine koyduk. 6 diş sarımsak koymanız gerekiyor. Ki siz dilerseniz, çok büyük olursa bölebilirsiniz. Sonra kornişonlarımızı yerleştiriyoruz. İçine kornişonları da koy oğlum. Koyuyorum. Evet. Evet. Aferin benim oğluma. Elinden de her iş geliyor. Çok güzel koyuyorsun. Güzelce yerleştir oğlum. Evet. Şimdi bekle, birazcık daha sarımsak koyalım. Bunları da koy. Tamam. Şimdi yine turşuları koy. Kornişonları. Güzelce bastır elinle. Yerleşsin, tamam mı? Kışlık turşularımız bu sene Göktuğ'dan. Sen turşuyu çok mu seviyorsun Göktuğ? He? Seviyor musun turşuyu? Seviyormuş. Çok seviyormuş turşuyu benim oğlum ya. Evet, tamam, bu kadar yeter. Şimdi birazcık daha sarımsak koyacağız. Şöyle birazcık sallayalım. Birazcık sallayalım. Üstüne birazcık daha koy oğlum. Birkaç tane daha salatalık koyabilirsin. Bak, üstünde boş yer kaldı. Şöyle küçüklerinden koy, küçüklerinden. Tamam, birkaç tane de sarımsak koyacağız şimdi. Al şu iki tane sarımsağı da koy. Bakalım yerimiz kalmış mı? Evet, bakıyoruz. Aferin Göktuğ, çok güzel yapmış. Şimdi oğlum, şimdi bir yemek kaşığı salamura tuzumuzu döküyoruz. Evet. Bir tatlı kaşığı da şeker, toz şeker. Evet. Aferin oğluma. Bir çay bardağı da üzüm sirkesi. Dilerseniz elma sirkesi de katabilirsiniz. Bunu da dökelim şimdi. Evet, buna yardım ettim. Sonra da, evet arkadaşlar, sonra da kaynar suyumuzu döküyoruz. Dolana kadar kaynar su döküyoruz. Kavanozumuz dolana kadar. Ve sonrasında kapağını kapatıp, evet, sıcak kaynar su kütür kütür olmasını sağlıyor. Kapağını kapatıp ters çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, turşularımız hazır. Göktuğ'la çok güzel turşular yaptık değil mi oğlum? Göktuğ da annesine yardım etti. Beraber çok güzel turşular yaptık. Yaklaşık 3 kilo
kornişondan böyle 5 kavanoz çıktı. Yani 600 grama yakın alıyor. Tekrar tarifini vereyim. 6 diş sarımsak, üzerine 1 tatlı kaşığı şeker koyduk, değil mi oğlum? 1 yemek kaşığı tuz, 1 çay bardağı sirke, 6 diş sarımsak ve kaynar suyuyla döktük. Hayır. Güzelce böyle alt üst ettik, soğuk sıcak birbirine karışsın diye. Sirke çünkü biraz soğuk. Sonra da böyle ters çevirdik. Burada biraz dinlenecek. Sonra serin güneş görmeyen bir yerde 10 gün bekledi mi turşularınız yemeğe hazır. Kütür kütür afiyet olsun. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Yapacağım.